Ha şöyle. Dün olanlardan sonra aklım güllü de kaldı. He, doğru diyorsun. Benim de dezem. Yanına gitmeye korkuyorum yemin ederim var ya. Güllü bana hakkımı verdi ya, çok kızdı. Ne yapayım ben de ağırmaya mıydım ya? Ramazan. Hı. Yarın çiftliğe gidelim diyorum. Ben Güllü'yü görmüş olurum hem de teşekkür ederse. Olmaz mı? Allah Allah. Niye teşekkür ediyorduk yine? Sadaka mı verdi? Hakkı mı verdi? Ya orası öyle ama istemeseydi vermezdi. Hem mahkeme bile vermediydi. Ey tamam gidelim. Aa bak Pakize. Bana bir şey yapar, bir şey derse yemin ediyorum lafımı esirgemem. Bak yemin ediyorum. Yok yok, Güllü öyle şey yapmaz. Hem husumetimiz bitsin diye düğüne geldi. Sen de artık uzatmasan. Ya Pakizem uzatmam da ben. Öyle bir beddua ettim ki geri dönemem vallahi. Ya Ramazan hatırım için. Senin hatırını yerim ben. Yarın yumuşak ol tamam mı orada? Yumuşak mı olurum? Ne yumuşak olacağım kızım ben? Adam gibi geçer otururum. Allah Allah. Yani ayıp bir şey demezsin diye diyorum. Tamam tamam demem. Aslında bilirsin. Ben bu meredi ağzıma koymazdım eskiden. Ama ne demiş Hayyam? Hayyam? Gül de şarap da bilene güzel gelir. Sarhoş olmayan için sarhoşluk nedir? Cep boş, gönlü dolu olmayan kişi her şeyden geçmenin tadını ne bilir? Gönül kapısını açmakta anahtardır bu meret Cemşir. Fedakarlığın da, sevginin de, kaderin de, kısmetin de, derdin de, dermanında her şeyin anahtarıdır. Söyle bakalım senin derdin nedir? Derdini söylemeyen derman bulamaz. Hamza. Hamza öyle bir batağa düşmüş ki hafız. Hani hükümet salsa mahpustakiler devirecek. İşte benim derdim bu. Anladın mı? Ya kime bulaşmış ki ne? Ozan kasabı. Ozan kasabı? He ya. Oğlanı sindirmek için ağzını burnunu kırmışlar hafızda. Hava bizim oğlan. Öyle metin. Öyle cesur. Yarından hiçbir ümidi kalmamış. Sanırsın öldürsünler diye ayak diretiyor. Ama benim elim kolum bağlı hafız. Buradan oraya ne yapabilirim ki hafız? Ya bir hal çaresi bulunur elbet Cemşir. Hay ya. Cemşir. Ha. Bak ne geldi aklıma. Bizim Ramazan'ın içeriden tanıdığı bir İbrahim vardı. Geçen hafta çıktı. Onun içeride böyle fiyakası varmış. Eli kolu uzundur. Bir onu bulak, tanışak. Hala olur mu dersin? Sabah ola, hayır ola. Hele bir sabah olsun. Ramazan'a söyleyelim. İbrahim'in bir izini bulalım. Gelsin Allah kerim. Müsaadenizle. Lavabo ne tarafta acaba? Gülizar, Seher Hanım'a yardımcı olur musun lütfen? Halide Hanım bu akşam bize uğradı. Öyle mi? Sizinle arasını düzeltmek istiyor herhalde. Mesele sizinle alakalı.
teklifini hala geçerli olup olmadığını merak ediyormuş. Ne teklifi? Bana bir vasiyetten bahsetti. Eşinden boşanması halinde gelirlerin dörtte birini vermeye hazırmışsınız. Kemal'den boşanacak mıymış? Teklifin geçerliliğini teyit etmek istediğine göre. Serap Hanım, bu vasiyet noterden onaylanmış mıydı? Hayır, bu sadece Muzaffer'in bir mektubuydu. O halde yasal olarak hiçbir geçerliliği yok. Muzaffer'in arzusunu yerine getirmek benim boynumun borcu. Halide bunu her ne kadar hak etmese de. Peki o halde teklifiniz bu durumda hala geçerli mi? Buna teklif demek doğru olmaz Orhan Bey. Bu Muzaffer'in bir isteğiydi sadece. Ama eğer boşanacak olursa, evet gelirlerin dörtte birini alacak elbet. Bana kalırsa bir kez daha düşünün. Tüm gelirlerin dörtte birini Halide Hanım'a vermekten bahsediyorsunuz. Bu oldukça yüksek mi meblağ? Bunda düşünecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Sonuçta bu Muzaffer'in isteği. Benim kararım değil. Anlıyorum. Şekerim, antikaların şahane. Benzerlerini İtalya'da görmüştüm, değil mi Orhan? Çok zevklisin. Muzaffer'in zevki. Çok düşkündü böyle şeylere. Tabii ya. Ay, ne acayip bir kadın bu ya. Yani burnu kaftanda ama resmin kulağa dayamış kapıya. Evet. Kapıları dinlemekten geri düşmüyor maşallah. Tövbe estağfurullah. Esat'tan kapı mı dinliyormuş? Vallahi ben bu yaşıma kadar ne böyle bir şey gördüm, ne işittim yani. Ben daha içeri gitmesem kadın resmen dinlemeye devam edecek ya. Var ya ben hiç haz etmem böyle şeylerde. Çok ayıp ya, çok ayıp ya. Ama Allah var, sen hiç böyle bir şeyler yapmazsın, değil mi? Sen bu gece yine Adana'ya gideceksin mi Reşit Efendi? Sana ne? İster giderim, ister gitmem. Tövbe tövbe. Evli barklı adamın gece yarısı dışarıda işi ne? Günah. Hele bir git. Vallahi gözünü oyarım senin. Ay tüh ya. Gidemeyeceğin mi yoksa? Yazık. Niye gidemeyecekmişim ya? Ben bu çiftliğin çiftçi başı değil miyim? Kimseye hesap verecek değilim. Oh. Adana akşamları da bir keyifli oluyor ki. Oh. Vur çatlasın, çal patlasın. Oh. Bütün gece burada sizinle oturacağım ha. Gider orada iki lafın belini kırarım ya. Allah Allah. Hadi iyi geceler. Oh. Oh. Hadi bakalım. İyi geceler. İstersen eve gitme, bana gel. Yok Ahmet, sağ ol. Ben eve gideyim. İyi, sen bilirsin. Hadi hayırlı geceler. Sana da. Ramazan. Şuradaki Kemal değil mi? Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.